Dostlar yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda yeniden e, Raka ile karşınızdayım. Epey bir zaman sonra şöyle Raka'ya e, günlük bakımda değil de şöyle bir e, geniş çaplı bakacağız. Zira özellikle biliyorsunuz Bitcoin tarafından aylık kapanış geldi sevgili arkadaşlar. Ve maalesef bu aylık kapanış verileri e, olumsuz olarak karşımıza yansıdı. E, bu arada çok ciddi durumlar mevcut yani... E, piyasada varsanız e, şiddetle bugün attığımız Bitcoin videomuzu seyretmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, hiçbir şey yapmasanız bir onu yapmanızı e, rica ediyorum açıkçası. Ciddi durumlar mevcut. E tabi ki kapanışla da birlikte ne oldu? E, ciddi halde altcoinlerde etkilendi. Biz de şu anda Raka ile karşı karşıya duruyoruz sevgili dostlar. Şayet Raka'da yatırımınız var ise veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi sizlere tavsiye ederim. Videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da yine sizler sorumlusunuz. Ayrıca sizden kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi önemli rica ediyorum. Ee, bizler için oldukça mühim. O yüzden e, lütfen bir saniyenizi ayırıp abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayalım. İhmal etmeyelim sevgili dostlar. Abone olalım. Şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum. E, dostlar özellikle aylık kapanışın e, olumsuz gelmesiyle birlikte... Biliyorsunuz ki e, zaten epey zamandır Raka tarafında ciddi bir düşüşteydik. Hatta bakın şöyle e, baktığımız zaman... Yani şu kırmızı mumları bir esas aldığımızda ne gibi hareketler yapmış bakınız ki 2.0 ikili pozisyonlardan hemen hemen çok yakın yani 3.0 birlere kadar neredeyse şu an bir gerileme durumu mevcut ki bu korkunç yani 2.0 bir diyeyim daha doğrusu 301 bir dediğimiz zaman yanlış oluyor 2.0 birlere kadar bir gerileme durumu mevcut ki yani bu da 2x'lik bir gerileme olarak arkadaşlar bizim karşımıza çıkıyor yani kor açıkçası korkunç bir gerileme bunu söylemek lazım ve bunu ne yapmış bakın şöyle 21 Nisan tarihinden beri bu hareketleri gerçekleştirmiş dostlar yani 10 günlük bir süreçten bahsediyoruz şimdi burada en önemlisi tabii ki bitcoin hareketleri ya bitcoin hareketleri bunu da söylememiz gerekiyor e tabii ki rakamın bir de e, arz mevzusu var. E, başımızı ağrıtan yetkililerin e, boş işler e, yaptığı durumlar da var açıkçası. E, şimdi şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar. Bir, Bitcoin tarafında bir geri çekilme geldi biliyorsunuz. Çok ciddi bir geri çekilme. Daha sonrasında aniden yön yukarı yaptı. Şurada gördüğümüz hareketi Raka'da şurada gördüğümüz hareketi yani e, kanal ortasında bu asılı kalma hareketini an itibariyle pek çok altcoin'de görüyoruz arkadaşlar. Aslında bu da bize şunu kanıtlıyor. Yani aslında kanıtlamasına da gerek yok biliyoruz fakat yani açık açık diyor ki evet bu düşüşler Bitcoin'in tokadı diyor arkadaşlar. Bitcoin düştü, kendisi destek aldı, hafif yön yukarı yaptı. Altcoinler olduğu yerde kendisini bıraktı, tekrar yukarı çıkmaya başladı destek bile almadan. Şimdi bizim beklediğimiz senaryo önümüzdeki günlerde nedir? Bunu bir konuşalım. E, Raka için söylemek lazım. Bir kere Raka'nın şu an tekrar 114'leri geçmesi kısa vadede biraz zor sevgili dostlar maalesef. Yani bunun için ne lazım? Piyasa genelinde bir pozitiflik lazım e, ki e, kalıcı olmasa bile Fed'in faiz kararından sonra 114'leri bir kırabilir. Ama bunlar e, safi rüzgar arkadaşlar yani kalıcı bir yükseliş olmayacaktır bu maalesef Mayıs'ın nasıl geçeceği zaten e, baştan belli olduğu için rakadan ne bekleyebiliriz yani burada bunu söylemek lazım şu an önümüzdeki günlerde 114 ile 309 pozisyonları arasında e, yatay git gelli hareketler bekliyoruz arkadaşlar e, biz rakadan yani ne yapacaktır? 114'lere kadar çıkar. Daha sonrasında 3.09'lara kadar düşüşünü gerçekleştirir arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bunu bilmemiz lazım. Eğer bakın şayet bu düşüşün devamı gelirse, şurada çizmiş olduğum 3.072.5'lara kadar, bakın şu an şeyden bahsediyoruz artık. Yani biraz daha ileri gittik. Önümüzdeki birkaç haftadan bahsediyoruz. Önümüzdeki birkaç haftadan bahsediyoruz. Eğer 3.09'larda kırılır ise sevgili arkadaşlar 3.072.5'lara kadar hızlı bir şekilde e, Raka'da serbest dalış hareketi bekliyoruz. E, şunu söylemek lazım en nihayetinde piyasa genelinde sıkıntılar var. O yüzden <laughs> yani Raka'dan da şunu bekleyemiyoruz maalesef piyasa düşsün ama Raka çıksın yok arkadaşlar. Ya öyle bir durum maalesef yok. Onu da söylememiz gerekiyor. O yüzden şu an bir alım kesinlikle önermiyorum ben. Onu söyleyeyim. Çünkü e, genel anlamda bir düşüşteyiz, tekrar ediyorum. E 309'lara geldiğimizde bu pozisyondan kademeli olmak şartıyla nakedin bir kısmını girebiliriz. Çünkü buranın da e, beklenen <laughs> silkeleme gelirse tutma ihtimali çok düşük rakayı. Bunun devamında 3.072.5'lar geldiğinde sevgili dostlar yeniden bir alım fırsatı elde edeceğiz. Şu anda e, 27.7'lerde RAKA'nın e, are bulunuyor sevgili dostlar. E, fakat ne yazık ki biraz daha düşme e, potansiyeli taşıyor. Özellikle Mayıs ayı içerisinde sevgili dostlar. E, durumlar böyle. Mayıs'ta bunları bekliyoruz. E, kısa vade yani önümüzdeki günlerde de bahsettiğimiz durumları bekliyoruz sevgili arkadaşlar. E, onun haricinde tabii ki e, yine boş kalmayalım. Raka hakkında yani projesi hakkında biraz konuşalım. E, çünkü her ne kadar e, birçok kişi aslında teknik boyutla ilgilense de özellikle bugünlerde insanların biraz daha e, yaptıkları yatırımı hatırlamaları gerektiğini ben düşünüyorum. E, Raka tarafında biliyorsunuz arz konusunda e, birçok eleştiri aldı arkadaşlar Raka ki bu e, olumsuz bir veri ben de buna elimden geldiğince dikkat çekmeye çalışıyorum sevgili dostlar e, fakat her zaman şunu da söylüyorum Raka hala beklentilerim olan bir coin. yani Raka'daki geri çekilmeler e, piyasada bir geri çekilme yaşıyoruz o yüzden o yüzden sevgili dostlar yani burada aslında Durumu kişisel rakasal algılamamak gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım sevgili dostlar. İyi benim sevdiğim bir metaverse projesidir. O yüzden şayet içeride kaldıysanız sabır 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 sevgili dostlar. En nihayetinde de durumlar böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videoyu. Yeniden kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi sizden önemli rica ediyorum. Hepinize bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.